Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nefis tarçınlı çörekler yapacağız. Yurt dışında yaşamaya başladığımda tarçınlı çöreklerin ne kadar popüler olduğunu gördüm. Ben de en yumuşak nasıl hazırlayabilirim tarif arayışına girdim. Nihayet Japon tekniği Tanzong metodu ekleyerek istediğim yumuşaklıktaki ve lezzetteki çöreklere ulaştım ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Tarifimizi yapmak için öncelikle ön maya hazırlayacağız. Ana mayamızdan 30 gram alarak 60 gram su ile sulandırıp üzerine 80 gram un ve 10 gram şeker ekleyeceğiz. Yaklaşık 5 saatte mayamız kullanıma hazır hale gelecek ve şimdi Tanzong bulamacını hazırlayabiliriz. Suyumuzun içine 25 gram unumuzu atıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Çok katılaşmasını beklemiyoruz. Ve soğuması için hemen kabı alıyoruz. Bu sıcak kabın içinde bekletirsek katılaşmaya devam eder. Bu işlemi en az 3-4 saat önceden yapmamız gerekir. Buzdolabında en az 4 saat üstü kapalı bir şekilde bulamacımız dinlenmeli. Hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Önce sıvılarımızı koyuyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. 150 gram. Ardından aktifleşmiş 170 gram toplam ağırlığı olan mayamızı ekliyoruz. Bakın mayamız iyisi bir yapıda. Gayet güzel aktifleşmiş. Geceden hazırlamıştım, sabaha kadar aktifleşti. Sonra yumurtamızı kırıyoruz. Bir adet orta boy yumurta. Bu aşamada tanzong bulamacını ekleyebiliriz. Ben videoyu çekerken unuttum ve sonradan ekledim. Bu aşamada eklerseniz daha kolay olur. Şekerimizi ekledik ve şöyle bir mayamızı çözündürüyoruz. İşte tam bu aşamada tanzong bulamacını eklememiz çok daha uygun olacaktır. Tanzong bulamacı hamurumuzu daha yumuşak yapıyor, farklı bir doku kazandırıyor ve daha geç bayatlamasına neden oluyor. Toplam 1 gram ağırlığında 1 tatlı kaşığı maya koyuyoruz, instant maya. Onu da karıştırarak ıslanmasını ve aktifleşmesini sağlıyoruz. Beklemenize gerek yok. Mayanın son kullanma tarihini mutlaka bakın. Birkaç kez başıma geldi. Sonra 425 gram unumuzu ekliyoruz. Ben Beşler marka çok amaçlı un kullandım. 9 gram tuzumuzu ekliyoruz. Tereyağı hariç tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Sadece tereyağını yoğurma bitiminde yavaş yavaş ekleyeceğiz. Hamur yoğurmaya geçebiliriz. Kanca uçla başladım yoğurmaya. Önce yavaş devir 1-2 dakika. Sonra orta devirde 8-10 dakika glüten penceresini görene kadar yoğuracağız. Ben hamurun kıvamında bir şey unuttuğumu anladım. Tanzong bulamacını buzdolabından çıkardım. Sonradan sıvı bir miktar eklediğim için kanca ile toplamak çok zor olacağından palet uca geçtim. Bu arada eğer makinenizin gücü iyi değilse, hamuru toplamakta zorlanıyorsa kanca yerine palet ucu kullanabilirsiniz. Çok daha iyi bir performans elde edersiniz. Özellikle sıvı tereyağlı hamurlarda. Ve tanzongun, bulamacın hamura tamamen karışmasını bekleyeceğim. Orta devirde yoğurarak. Tanzong bulamacını en başta koyarsanız çok daha hızlı bir yoğurma sağlarsınız. Hamurun
kazan şeperinden temizlenip kancada toplanmasını bekliyoruz. Ve yüzeyi pürüzsüz ve parlak göründüğünde gluten penceresi testi yapabiliriz. Gluten gelişimi sağlandığında hamurumuz çektiğinde uzayacak hale gelecektir. Bu tür hamurları yaparken iki kez gluten penceresi bakıyoruz. Bir şimdi bakıyoruz. Bir de tereyağını ekledikten sonra yoğurma bitiminde bakıyoruz. Tereyağını tek seferde eklerseniz patenaj yapar, kayar paletiniz. Hamurun içine yediremezsiniz. Onun için 2 ya da 3 parçada yedirmek gerekir. Her seferde 20 gramı geçmeyin tereyağı eklerken. Gayet pürüzsüz bir hamur oldu. Elimizi ıslatarak gluten penceresi bakalım. Çok güzel açılıyor hamur. Şahane bir kıvam. Hamuru dinlendireceğiz. Bir kaba sıvı yağ koyup yağlıyoruz. Hamurumuzun 30-40 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Sonrasında şekil verip tepsi mayasına bırakacağız. Kabı aldıktan sonra şöyle bir toparlayalım, beze haline getirelim. Böylece kabımızdan aldığımızda tezgaha derli toplu olmuş olur. Şöyle bir ters çevirelim. Çok güzel bir kıvamı var hamurun. Kaymak gibi. Şimdi artık İç malzememizi hazırlayabiliriz. 70 gram tereyağını tavamıza alıyoruz. Tereyağımız eridiğinde ocağımızı kapatıyoruz. Bir su bardağı fındık kırığı kullandım. İsterseniz siz ceviz koyabilirsiniz. Gram şeker karışımım kahverengi beyaz. İsterseniz sadece beyaz ya da sadece kahverengi tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde daha çok lezzetli buluyorum. Bir çorba kaşığı dolusu tarçın. Homojen bir karışım elde ediyoruz. İç malzememiz hazır. İç malzememiz soğurken kullanacağımız tepsiyi hazırlayabiliriz. Ben kek muffin kalıptan kullanacağım. Siz isterseniz tepsiye de yan yana koyabilirsiniz. Çiçek yağıyla bir fırça yardımıyla yağlıyorum kalıbımı. Kullanacağım tezgahın üzerine de ince bir tabaka yağ ile yağlıyorum. Hamuru açarken hamurumuz yapışmasın diye. ...30-40 dakika kadar dinlendirdiğim hamurumu tezgaha alıyorum. Bu süreyi uzatmamanızı tavsiye ederim. Çünkü hamur mayalandığında açtığınızda içindeki havası gazı kaçacaktır. Tekrar bir toparlayıp beze yaptım.
merdane yardımıyla açacağım. İsterseniz oklava ile de açabilirsiniz. Açarken zorlanıyorsanız merdaneyi elinizle yağlayabilirsiniz, merdanenin yüzeyini. Hamurun kendisi zaten yağlı olduğu için çok fazla yapışmıyor. Hamuru açarken önce uzun bir dikdörtgen gibi açmaya çalışıyorum. Sonra yan çeviriyorum. Tekrar açmaya çalışıyorum. Yaklaşık yarım santim eninde, bir santimden daha ince gibi olacak şekilde hamurumu açıyorum. Aynı tarifle başka çörekler de yapabilirsiniz. Haşhaşlı, fındık ezmeli ya da değişik marmelatlarla. Çok güzel bir hamur. Her şeye yakışıyor. Başta da söylediğim gibi çok denemelerim oldu. En güzel sonucu bu hamurla elde ettim. Ve çok az instant maya kullandığımda çok daha yumuşak olduğunu fark ettim. Siz isterseniz tamamen ekşi mayalı da yapabilirsiniz. Biraz daha sert oluyor dokusu. İç malzemeyi yayıyoruz. İsterseniz fındıkları daha küçük taneli de yapabilirsiniz. Ben biraz böyle iri seviyorum yerken. Dikdörtgen uzun bir şerit olmasına gayret ediyorum. Bu şekilde büküyorum. Kalan iç malzemeyi araya koyacağım. Diğer yüzeyi de katlıyoruz ve böylece dikdörtgen uzun bir şerit elde ediyorum. İsterseniz böyle açtıktan sonra rulo yapıp ruloyu 2-3 santim eninde kesebilirsiniz. Biraz daha dekorlu olsun diye saç örgüsü örüp bükeceğim için böyle yaptım. İşim acele olduğunda direkt rulo yapıp yuvarlayıp kesiyorum. Sonra şeritlerden 3'er parmak eninde parçalar çıkardım. Şekil verme işlemini hamur kartıyla daha kolay yapıyorum. İsterseniz bıçak da kullanabilirsiniz bu etapta. Hamuru 3 parçaya ayırıyoruz. Baş kısmını kesmiyoruz. O bütün kalıyor. Ve sonra saç örgüsü gibi örüp altını birleştiriyorum. Üstten itibaren yuvarlıyorum. Ve böyle bir top elde ediyorum. İsterseniz bunları tepsiye yan yana da koyabilirsiniz. Bizde çok sevildiği için porsiyonu biraz büyük tutuyorum. Çocuklar elini alınca bitiriyor. Eğer siz bitiremeyeceğinizi düşünüyorsanız daha küçük porsiyonlar yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda yaklaşık 10 porsiyon çıkacaktır. Evet. Bugün benim yaptığımdan 11 porsiyon çıktı. Tabii daha küçük porsiyonlar olsaydı 12 porsiyon da olabilirdi. Üstlerine yumurta sarısı süt karışımı sürdüm ve fırına gitmeye hazırlar. 175 derecede 35 dakikada üstü kızarana kadar pişecekler.
sizlerle sürekli yaptığım, sonucundan memnun kaldığım, hatta üretime dönüştürdüğüm tariflerimi paylaşıyorum. Beni hem Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz, hem de YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğenmişseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve çağrı butonuna basarak yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.